Arkadaşlar bugünkü derste okunan bir resmin belli bir pikselinin renk değerini okumayı, renk değerindeki verileri okumayı anlatacağım. Basit bir örnekle başlayalım. Adım adım ilerleteceğim örneği. Şimdi arkadaşlar yapılacak işlemler şu. Klasik olarak OpenCV ve NumPy kütüphanelerini çağırıyoruz. Resmi okuyup gösteriyoruz. İlk önce renkli okuma olduğu gibi okuma. Daha sonra 100x100y pikselindeki renk değerini, renk kanalını px değişkenine aktarıyoruz ve px değişkenini yazdırıyoruz. Daha sonra aynı işlemi aynı resmi grayscale olarak okuyup aynı şekilde yazdırıyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın aynı resim renk kanalı renkli için arkadaşlar renk kanalı 16, 102, 214 gibi 3 kolon tek satırdan oluşan bir vektör şeklinde döndü. Gri için arkadaşlar aynı resim tek bir değer olarak döndü. 126 diye bir değer olarak döndü. Şimdi 16 neydi arkadaşlar? OpenCV'nin default renk uzayında blue, green, red şeklindeydi. 16 mavi, 102 yeşil, 214 kırmızı. 126'da green'in tonu 0, 126 arası ton. Eğer binary olsa ne dönecekti arkadaşlar? Resim binary olsa ya 0 ya 1 dönecekti. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Acaba bu değerleri hani mesela renkli bir resmin blue, green ve red değerlerinin üçünü bir arada değil de tek tek okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz arkadaşlar. NumPy bize baya bir güç kazandırıyor orada. NumPy resimler sonuçta NumPy'da x, y koordinatı ve color space'i içeren, color kanalını içeren 3 boyutlu bir değişken olarak geliyor. NumPy'da bu 3 boyutlu matris ya da array'i arkadaşlar hızlı bir şekilde işler mi? İşler. X 100, Y 100, renk kanalında 0 değeri desek tek bir parametre olarak gelir. 0 dediğimizde blue, 1 dediğimizde green, 2 dediğimizde red kanalı gelir. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın aynı resim. Renkli resim. Düz okuduğumuzda arkadaşlar sadece piksel eşittir image 100,100 dediğimizde şu üstteki format geliyor. 16, 102, 214. 100,100 0 dediğimizde 16 blue kanalı. 100,100 1 dediğimizde 102 green kanalı. 100,100 2 dediğimizde 214 yeşil kanalı geliyor. Yani tek tek okumamızda renk kanalında ne oluşturan bileşenleri tek tek okumamız da mümkün. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi okuduk da okuduğumuz şeyi değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Önce bir örneği çalıştırayım, daha sonra kodu tek tek anlatayım. Arkadaşlar şu bizim şunları bir açabilirsek şöyle. Şimdi birinci resim bizim ham resmimiz. İkinci resim mesela 100'den 120'ye kadar x ve y koordinatlarını okuyup buradaki değeri beyaz olarak değiştirdik. Mavi olarak değiştirdik. Yeşil olarak değiştirdik ve en sonunda kırmızı olarak değiştirdik. Yaptığımız işlemin sonucu böyle bir ekran döndürecek. Peki yaptığımız işlem nedir? OpenCV ve NumPy'yi çağırdık arkadaşlar. ImageRig ile resmi renklerine dokunmadan okuttuk. Önce 100,100 koordinatındaki renk kanalı değerlerini klasik olarak okuduk. Daha sonra arkadaşlar i ve j terimlerini bir for next döngüsü içinde x ve y koordinatlarını 100'den 120'ye kadar oluşturduk. Resmin i ve j
değerlerini 100'den 120'ye kadar değiştir ve bu sırada da o pikselin renk kanal değerini 255 yap. 255, 255, 255 yap. Hepsi 255 olunca arkadaşlar beyaz çıkacak. Yine daha sonra da o resmi gönder. Bir sonrakinde arkadaşlar bu iç içe iki for next döngüsü içinde ilk terimi 255 yap, sonrakileri 00 yap. Yani mavi yap. Bir sonrakinde ilk terimi 0, orta terimi 255, son terimi 0 yap renk kanalı için. Yani yeşil yap. İç içe çift for next döngüsünde ilk terim 0, ikinci terim 0, son terimi 255 yap. Yani kırmızı yap arkadaşlar. Örneği bir daha çalıştıralım. Bu şekilde renk kanallarını arkadaşlar, renk kanal değerlerini bu şekilde bu örnekteki gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi bir sonraki örnekte shape ve size komutlarını anlattıktan sonra arkadaşlar bir resmi okuyup resmin buradaki iç içe for next döngüleri için gerekli parametreleri çekip örneğin arka plan rengini değiştirme gibi işlemler için bir altyapı oluşturacağız arkadaşlar. Açalım örneğimizi. Arkadaşlar OpenCV ve NumPy ile okuduk. OpenCV ve NumPy kütüphanelerini çağırdık. Resmi olduğu gibi okuduk. IMG değişkenine aktardık okuduğumuzu. Daha sonra IMG nokta shape diye bir şey yazdık. Böyle bir attribute'u çağırdık arkadaşlar. Bu attribute x, y ve renk kanalı değerlerini bize getirecek. Daha sonra gri olarak resmi okuduk arkadaşlar. Gri olarak okunan resmin kanalında shape'i yazdık. Daha sonra shape'den farklı size diye bir attribute geldi. Tamam mı? Bunu açıklayacağım. Daha sonra da bir dtype diye veri tiplerini bir karşılaştırdık. Acaba renkli ve gri resimler farklı veri büyüklüklerinde mi saklanıyor diye bir soru sorduk ve ona cevap vermeye çalıştık. Şimdi çalıştırdığımızda resimlerimiz ekrana geldi. Arkadaşlar renkli resmin shape özelliği şurada. Satır, sütun, renk kanalı sayısı 277, 182, 3. Gri resminki de burada. Satır, sütun, 277, 182, renk kanal sayısı 1. Şimdi 277, 182 ile çarpın arkadaşlar. Kaç geliyor? 282 çarpı, pardon, 277 çarpı 182. Kaç yaptı? 50.414. Bunu 3 ile çarpın. Yani şuradaki gri resmin size özelliğiyle okuduğumuzda bunu 3 ile çarpın arkadaşlar. Üstteki değer 151.242 değeri çıkıyor. O zaman saklandığı hafıza olarak bakarsak renkli resim gri resmin 3 katı olarak çıkıyor. Saklandığı veri tipleri farklı mı diye baktık arkadaşlar. İkisi de işaretsiz 8 bitlik tam sayıda saklanıyor. Yani ikisinin de veri tipi birbiriyle aynı. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şu arka plan rengini değiştirme ile ilgili bir örnek çalışabilirsiniz. Burada size, shape ve herhangi bir piksel değerinin iç içe çift for next döngüsüyle değiştirilmesi üzerinde çalışabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa e-mail atın cevap vermeye çalışacağım.